Kahramanmaraş merkezli depremler Gaziantep'te de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depreme görev yaptığı İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde yakalanan pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, herkesin dışarı kaçtığı anda hastalarını kurtarmak için hastane koridorlarında canla başla koşuşturdu. Güvenlik kamerası görüntülerinde şiddetli sarsıntı devam ederken hemşire Şeyma Alakuş'un servise koşarak kucakladığı çocuğu bina dışına çıkarması yer aldı. Hemşirenin kendi canı pahasına hasta çocukları kurtarma çabası izleyenleri duygulandırdı. O anların görüntüsünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan paylaştı. Koca, başka hastanelerimizde de çok örneği var ifadeleriyle paylaştı. Öte yandan Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'daki yıkım havadan görüntülendi. İlçenin birçok yeri ağır hasar alırken birçok yeri de yıkıldı. Hava sıcaklığının -15 derecelere ulaştığı ilçede enkazların üstünü de beyaz örtü kapladı. Hatay'da fay hattının geçtiği Antakya Cilvegözü Karayolu'nda oluşan derin yarıklar afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Yaklaşık 2 metre ile derinliği insan boyuna ulaşan yarıklar ve uzunluğu 800 metreyi bulan hasar nedeniyle bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor. Karayolunun yanı sıra bölgedeki bir tarlada oluşan çatlaklar da havadan görüntülendi. Adana'da bir bölümü yıkılan ve enkazında 3 kişinin bulunduğu belirlenen hasarlı bina, arama kurtarma çalışmalarında tehlike arz etmesi nedeniyle kontrollü şekilde yıkıldı. Enkaz altındaki 3 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.